Sen gittin, ümmetin çaresiz kaldı, öksüzler, yetimler sahibisiz kaldı dünyada. Dört bir yanı zulüm sardı mazlumlar. Boynu bükük garip kaldı yetimler. Boynu bükük garip kaldı neredesin? Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. İşaratul İcaz tefsiri sayfa 139. Bismillahirrahmanirrahim. Uiddet lil kafirin. Cehennem kafirler için hazırlandırılmıştır. Burada Bakara suresi 24. ayet-i kerimede Üstad gramer tahlili olaraktan ki ben tüm İşaratul İcaz'daki ki ağırlıkla orada olduğu için gramer tahlillerini Üstad Sarf Nahiv cihetiyle de külliyatta da var ama en çok bu mana gramer olarak sarf nahiv cihetiyle tahlil işaratı duyacağız. Bütün onları da hatta çıkarttım. Tespitler.com'da mevcuttur. Burada cehennemin el an mevcut olduğuna dair gramer olarak üstad burada uiddet meşgul fiili, edilgen fiil, noktalı virgül diye de ifade ettiğimiz hazırlandırılmıştır. Yani hazırlandırılmıştır. El an cehennemin mevcut olduğuna dair fiili meçhul. Yani diğer bir ifadeyle mazi olarak değil veya muzari olarak değil, fiil meçhul olarak da hazırlandırılmıştır. Yani el an cehennemin ki zaten başka bir ayette o iddet bil müttakin diyor. Cennet de müminler için hazırlandırılmıştır. Burada üstad cehennemin el an mevcut olduğuna dair o konuda burada izahat yapacak. Bismillahirrahmanirrahim. O iddet bil kafirin bu cümle fettaku ile İn lem tef'alu cümleleri arasındaki lüzumu izah eder ve kararlaştırır. Yani ayet-i kerimede öyle bir ateşten sakınınız ki diye. Orada ayet-i kerimede Cenab-ı Hak o ayeti tahlil ederken onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Yani böyle bir cehennem ateşinden sakının. Tabii ki taşlardan kasıt insanların kendisine tapmış olduğu özellikle putlar. Şimdi bu ayet ile cümleler arasındaki lüzumu izah eder ve kararlaştırır. Yani şu ateş azabı, cehennem azabı, Kur'an'a imtisal etmeyen kafirlere hazırlanmıştır. Kur'an'a uymayan. Yani cennet de ebedidir, cehennem de ebedidir. Cennette ebedi kalmanın tek ana şartı küfür içerisinde ölmüş olmak. Ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ مَنْ يَشَاءُ. Allah kendisine eş ve ortak koşulmanın dışında dilerse diğer günahları affeder. Küçük olsun, büyük olsun. Orada bir dilemesine bırakıyor. Yani dilemesi neticesinde af edilebileceği imkan ve ihtimali var. Ama küfürde o durum yok. Kesinlikle ve kesinlikle. Hem bu ateş, tufan vesaire musibetler gibi iyi, kötü, bütün insanlara şamil musibetlerden değildir. Sadece küfür şartı, orada ebedi kalma şartı. Ancak bu musibeti celbeden küfürdür. Yani tufan gibi vesaire şeyleri özellikle, mesela geçmiş kavimleri Cenab-ı Hak ondan dolayı, Allah'ı inkar etmelerinden, emirlerine isyan etmelerinden, tanımamalarından dolayı Cenab-ı Hak o musibeti adeta celbettiği için, çünkü iman ve salih amel paratoner gibidir. Musibetleri def ederken küfür de musibetleri celbeder. Bu beladan kurtuluş çaresi ancak Kur'an-ı Kerim'e imtisaldir. Ona uymaktır. Mazi sıgasıyla zikredilen, buradaki o iddet lil kafirindeki meçhul edilgen fiil olan o iddet kelimesi cehennemin el an, şu an, mahluk ve mevcut olup, yani hem yaratılmış hem de mevcut olup ehli itizalin her şeyi akla göre hareket edip de sapık olan, inançtaki sapık mezhep olan Mu'tezile mezhebinin bilahare vücuda geleceğine zehapları gibi olmadığına işarettir. Yani şu anda mevcuttur. Onların dediği gibi ileride olacak değil. Çünkü ayet-i kerimede gramer olaraktan zaten bu ifade edilmekte. Biraz daha açacak olursak. Hadislerde mesela özellikle
İlahi Nizam İmam-ı Gazali'nin iki ciltlik. Orada da mesela cehennemin, Efendimizin Miraç'tan gelirken cennet ve cehennemdekileri görmüş olması, cehennemdekilerin halinin tasvir edilmesi, özellikle hadis-i şeriflerde daha detaylı. Ki Kur'an-ı Kerim'de de onların yiyeceklerinin dari'i, dikenli yiyecek. Ondan sonra hamim aynı şekilde, mehin şeklinde. Yani kaynar sudan irinli suya varıncaya kadar yiyeceklerini tasvir ediyor. Efendimiz hangi suçtan dolayı kimlerin cehennemde ne gibi azap çektiğini hadis-i şeriflerde geniş ve detaylı bir şekilde, hatta detayına girmeyeceğim, mesela intihar edenlerin hangi vaziyette intihar ettiklerini, o vaziyetin sürekli bir şekilde cehennemde tekrar edileceğini, bir ölüm olayı olmadan o azabın tekrar edileceğini ifade ediyor. Yani şu anda cehennem mevcuttur. Ki aşağıda üstad ifade edecek, ancak müşterisi daha gitmediği için matvidir. Yani kullanıma daha açılmamış. Teşbitata olmasın. Ev yapılmış ama çiftleri bekliyor. Yani çiftler neticede tamamen evlenme olayı bittikten, nikah olayı vesaire, düğün olayı vesaire bittikten sonra evlerine gelecekler. Aynen onun gibi de yani cennet ve cehennem el an mevcut ama kullanıma açılmamış. Çünkü müşterisi daha gitmemiş. Müşterisi gittiği zaman otomatikman zaten tabiri caizse kendi anahtarıyla açacak. Ve melekler onları karşılarken selamun aleyküm tibtüm fethuluha halidin diyerekten içeride ebedi kalmak üzere giriniz, hoş geldiniz, safalar geldiniz diyerekten onları güzel bir selam ve emniyet ve güven ile karşılayacaklar. Ey arkadaş! Ateş unsuru, kainatın bütün kısımlarını istila etmiş pek büyük bir unsurdur. Hakikaten öyle. Ben onu çok detaylı ve geniş bir şekilde tespitler.com'da cennet ve cehennemle ilgili çok geniş ve detaylı olaraktan bu konuyu hem yazılı olaraktan hem görsel olaraktan, ki üstad daha önceki konuda da işlemiştim onu ben, ebedi cehennem adalet mi? İki konu öncesinde adalet mi? O konuyu orada da Şaratül İcaz'dan genişçe. Yine birkaç gün önce hurdalar ve hurdalıklar, yani cehennemin bir derece hurdalık yeri oldu. Çok vazifelerinden bir vazifesi de bu olduğuna dair genişçe detaylı bir şekilde o konuyu ele almış idim. Evet, demek ki o cehennem unsuru adeta bütün kainatı istila etmiş. Nasıl? Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, cehennem sürekli yandırılır. Öyle yandırılır ki artık tabiri caizse patlayacak hale gelir. Onun için Cenab-ı Hak cehenneme yılda iki nefes aldırır. Birisinden kış olur, birisinden yaz olur. Hatta kulağı çınlasın, annem bazen derdi ki, hele hele o tabii ta Nisan'dan başlar, özellikle Temmuz-Ağustos'ta Adıyaman'ın sıcakları şiddetli olduğu için 50 küsüre kadar çıkar. Sanki derdi, cehennemin bir kapısı Adıyaman'dan açılıyor derdi. Yani o derece bir hakikaten sıcak. Niye? İşte efendim, bir yandan da hikmet cihetleri, üzümler olsun, incirler olsun. Tabii onlar olurken, onlar yanarken insanlar da bu arada yanmış oluyor. Yani Efendimiz min feyhe cehennem diyor. Cehennem üfürüyor. Yani yılda iki sefer adeta cehenneme nefes aldırılır. Min feyhe cehennem. Cehennem üfürüyor olaraktan, onun sıcaklığından bir yandan yaz meydana gelirken aynı zamanda onun üfürüğünden. Çünkü cehennemde hem sıcaklık vardır hem de aynı zamanda zemherir dediğimiz soğukluk vardır. Eksi ve artı kutup gibi. Bir damar gibi kainatın yaratılışından başlayarak her tarafa dal budak salıp gelen şu şecere-i nariyeye, ateş ağacına adeta kalorifer petekleri gibi, kalorifer boruları gibi. Çünkü onun için dedim, cehennemin üstad da onu ifade ediyor. Çok görevleri, çok vazifeleri var. Yıldızların kalorifer sistemi, kazan sistemi, elektrik sistemi, temizleme hamam sistemi, atıkların olduğu, onun için demin ifade ettim, insan olsun, diğer varlıklar olsun, hurdalıklar, döküntüler manası, ki orada genişçe ifade ettim. Ve en önemlisi, birisi de yokluğa gitmeden Cenab-ı Hak ya idam edecek o insanı ya da müebbet hapse mahkum edecek. Onun için cehennem idam olunmaktan, insanları kurtararaktan, Adem'den engel olup, yokluktan engel olup cehennem müebbet hapsine mahkum etmiş oluyor. Demek ki her tarafa dal budak salıp gelen şu şecere-i nariyeyi, ateş ağacı adeta, nazar-ı hikmetle dikkat edilirse, bu şecerenin ağacın başında, yani sonunda büyük bir meyvenin bulunduğu anlaşılır. Evet, toprağın içinde büyük ve uzun bir damarı gören adam,
o damarın başında kavun gibi bir meyvenin bulunduğunu zannetmesi gibi, alemin her tarafında damarları bulunan şu şecere-i nariyenin de ateş ağacı. Ki mesela evet, onun için demin ifade ettik. Yani o adeta ateş ağacı geçiyor, bir yandan üzümleri de, bir yandan incirleri de vesaire meyveleri de ısıtıyor. Sera gibi bir o görevi de tabiri caizse yerine getirmiş oluyor. Alemin her tarafında damarları bulunan şu şecere-i nariyenin de cehennem gibi bir meyvesinin bulunduğuna bilhas kesin olarak, yani sürat-i intikal ile hemen zekicesine anlayarak hükmedebilir. Yani mesela bazı dağlardan çıkan lavlar, yani hakikaten dehşetli, internette çok açık görünüyor. Mesela kayaları bile eritiyor, su gibi akıyor. Önüne ne gelirse alıp götürüyor, yakıp götürüyor. Düşünebiliyoruz. İşte o lav, aynı şekilde. Burada yeri geldiği için Rabbim muhafaza eylesin. Bir Rus müteahhit. İnternete girerseniz şöyle bir dakikaya yakın, 50 saniye civarında çekmiş olduğu bir ses var. Hell diye yazarsanız, hell İngilizce cehennem demek, iki tane L. 1500 metre kazıyor, bir ses duyuyor, tam anlamıyor. Daha büyük bir kayıt cihazı getiriyor, 2500 metreye kadar kazıyor. Sesi duyunca makineyi, her şeyi bırakıp kaçıyor. O sırada kayıt yapılmış. Dinleyebilirsiniz onu. O dinlediğinizde ortaya şu çıkıyor. Siz de takdir edeceksiniz ki, sanki bir havaalanı düşündünüz. Kapalı, yani tamamen kalabalık. Dop dolu her tarafta. O sırada birisi bağırıyor. Bomba diye ihbarda bulunuyor. Bomba var, patlayacak diye. Şimdi o andaki bir çığlık duyarsınız. İlk önce ne çığlığı duyarsınız herhalde tahmin edersiniz. Bir kadın çığlığı. Aynen öyle. Ondan sonra onu bastıran diğer çığlıklar büyük bir yankı içerisinde. Adam zabi, o Rus müteahhit, her şeyi bırakıp kaçıyor. Ancak dediğim gibi 50 saniye civarında bir kayıt durumu var. Yani elbette ki cehennemin çok görevleri var, çok vazifeleri var. Yine devam ediyor üstad. Sual: cehennem şimdi mevcut olduğu takdirde yeri nerededir? El cevap: biz ehl-i sünnet vel cemaat el an cehennemin vücuduna itikad ediyoruz. Buna inanıyoruz. Ama yerini tayin edemiyoruz. Çünkü yani koca bir kainat içerisinde biz kainatın, dünyamız kainattaki yeri çöle atılmış bir nohut tanesi kadar. Ona göre düşün. Nohut tanesi kadar o koca çölde nohut tanesinin içerisinde yaşıyoruz hepimiz. 8 milyar insan o nohut tanesinin içerisinde, evimizde, her şeyimizde beraber yaşıyoruz. Burayı biraz açacak olursam, Abbasi halifelerinden Harun Reşid'in veziri Behlül Dağ'ına üstü başı dağınık bir vaziyette gelirken dostları soruyorlar. Ya Behlül, hayrola, nereden geliyorsun böyle üstün başın dağınık vaziyette? Vallahi sormayın diyor, cehennemden geliyorum. Ya tamam da bizim bildiğimiz cehennemde ateş olur, alev olur ama sende yanık belirtisi yok, yanma durumu yok. Bu nasıl iştir? Vallahi sormayın dostlar. Ben de cehenneme gittim, Allah Allah. Sağa bakıyorum, sola bakıyorum, cehennemde ateş arıyorum, yanıklar vesaireler arıyorum, bir türlü bulamadım. Bomboş iskelet halinde binalar, inşaatlar, hiçbir şey yok, ateş mateş yok. Yani dermanlığına bile bir ateş yok. O sırada zebani vardı, sordum, ya kardeş, acaba bizim hocalarımızı mı yanlış söylediler? Cehennem şöyle böyle dehşetli diye bahsediyorlar, yoksa ben mi yanlış yere geldim? Zebani bana dedi ki, yok kardeş, hocalarımızın dediği doğru ve sen de doğru yere geldin. Yalnız cehennemde ateş olmaz. İnsanlar gelirken kendi ateşlerini kendileri getirirler. Küfür, günah. Çünkü cehennemin de cennet gibi tabakaları var. Onun içindir ki insanlar kendi ateşlerini kendileri getirirler. Mesela ben buna bir ek yaptım. Bana sorsalardı, hocam hayrola ya, böyle neşeli bir vaziyette nereden geliyorsun? Ben de Behlül Dana'nın nevinden, kardeş hiç sorma, cennetten geliyorum. Ya hocam, cennette şöyle güzel şeyler var, yani giysilerden, yiyeceklerden, sende hiç öyle cennetin belirtisi yok. Oraya girip çıkmışın belirtisi yok. Dediklerinde ben şöyle cevap verirdim, kardeş hiç sorma ya. Cennete gittim, inşaatlar yapılmış ama iskelet, tefrişat yok. Elektrik bile daha tamamen faaliyet halinde değil. Görevliye sordum, kardeş, yani biz bildiğimiz, anlattığımız dünyada cenneti anlatırken böyle anlatmıyoruz. Acaba biz mi yanlış anlatıyoruz, yoksa yanlış bir yere mi geldim ben? Yok kardeş, doğru. Geldiğin yer doğru, anlattığınız da doğru.
Lakin öyle cennette öyle her şey haam şaam bir şekilde bulunmaz. Çünkü insanlar gelirken kendi tefrişatlarını, lambalarını, ampullerini, elektriklerini, güneşlerini tabiri caizse kendileri getirirler. Onun içindir ki yani bu manada matvi denilmesindeki daha tamamen kullanıma açılmaması, daha ameller bitmedi ki. Hayattan insanlar tamamen gitmedi ki veya gitmedim ki. Onun için daha her bir amel yapılan her bir şey orada bir ampuldür, bir floresandır, bir ışıktır, bir güneştir, bir giysidir, bir tefrişattır sıralayabilirsiniz. Onun için buradaki durum orayı belirliyor. Onun için Efendimizin eddünya mezraatul ahire, dünya ahiretin tarlasıdır hakikati buradan da ileri gelmiş oluyor. Yani burada ekeceğiz ki ve duygularımız yönüyle de ekileceğiz ki ahirette biçilme olmuş olsun. Sual. Bazı hadislerin zahirine göre cehennem tahtel arzdır. Yani yerin altı. Yani yerin altındadır. Ve keza bir hadise nazaran cehennem ateşinin dünya ateşinden 200 derece fazla harareti vardır. Bu noktalarını izah. Aynen hadiste. Ki Buhari'de burada Buhari, Müslim, Tirmizi ve Ebu Davud'da bu geçmektedir. Diğeri de aynı şekilde burada geçtiği gibi. Yani yerin altında olduğuna dair bu hadisler, kaynaklar onu ifade etmekte. Aynı şekilde şu iki numaralı hadiste de aynı şekilde görüldüğü üzere böylece yerin harareti altıyla beraber hararetinin dünya ateşinden 200 derece fazla harareti var. Bunun izahı. Rabbim muhafaza etsin. Kıyas için söylüyorum, bir arkadaş anlatmıştı demir çelik fabrikasında. Tabii 2000-3000 derecelik bir sıcaklık. Bir aynen şahit olunmuş arkadaşlarından birisi kazana düşüyor. Saniye içerisinde bir yeşil ışık görülüyor. Ondan sonra hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani düşün ki 200 derece dünya ateşinden daha dehşetli. Cevap, kürenin altı, yer küresinin altı merkezinden ibarettir, ana merkez. Hani teşbih-i hata olmasın, Nasrettin Hoca'ya demişler dünyanın merkezi nere? Eşeğimin demiş sağ ön ayağının tam altı. Hoca ne biliyorsun, inanmazsanız kazın demiş yani. Yani böylece yuvarlak olunca her taraf altı olmuş oluyor. Buna binaen arzın tahtı altı merkezidir. Nazariyat-ı hikemiyece, hikmet nazarıyla, sabit olduğu vecihle arzın merkezinde harareti 200 bin dereceye bağlı bir ateş vardır. Nereden anlaşılıyor? Şurada. Çünkü her 33 metre derinliğinde tahminen 1 derece hararet artar. Her 33 metrede 1 derece sıcaklık artıyor. Buna binaen merkeze kadar 200 bin dereceli bir hararet meydana geliyor. Hani 6000 küsür metrekare olunca böylece merkeze vardığımız zaman 200 bin derecelik bir sıcaklık meydana geliyor. İşte bu nazariyeye mezkur hadisin meali mutabık geliyor. Dünya ateşinden 200 derece fazla olmuş olması. Buna binaen küre-i arzın merkezinde bulunan 200 bin derece hararetli bir ateş cehenneme bir çekirdek hükmünde olur. Cehenneme bir çekirdek hükmünde olup kıyamette kabuğu hükmünde bulunan tabakayı turabiyeyi, toprak tabakasını çatlatıp bütün dehşetiyle çıkar. Yani yumurtanın içerisinden civcivin çıkışı. O toprak tabakasını da çatlatıp bütün dehşetiyle, bütün haşmetiyle ki Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Cehennem hel min mezid diyor. Cenab-ı Hak da cennet için kullanmadığını cehennem için Allah kullanıyor. Kur'an'da birkaç yerde geçiyor. Le'emle enne cehenneme minel cinnet ve nâse ecmain. Yemin Arapça'da baştaki lam ile sondaki şeddelinin tahkik edatıdır. Muhakkak ve elbette ki kesin ve kesin ben cehennemi cinlerle ve insanlarla dolduracağım diyor Cenab-ı Hak. Cehennemin yakıtı ayet-i kerimede demin de ifade ettiğimiz gibi insanlar ve taşlar. Yani sorumlu olaraktan insan ve cin ve bir de o kendisine tapılan putlar. Tabii Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Yani cehennemin bu manada elbette ki çok görevlerinden birisi de aynı şekilde. Yani bu manada Mevlana öyle diyor, hamdım, piştim, yandım. Yani bu dünyada pişmeyenler, ham kalanlar elbette ki böyle bir cezaya Cenab-ı Hak vaat etmiş. Vaat ve vaidde bulunmuş, tehditte bulunmuş. Yani cehennem diye sürekli bir şekilde Cenab-ı Hak uyarıyor. Helak etmiş, geçmiş kavimler birçok ayette yeryüzünü gezip bakın diyor, geçmiş kavimlerin başına geldiklerine. Demek ki aynı şekilde o da ayet-i kerimede hatta cehennem hel min mezid diyecek.
Ya Rabbi daha yok mu? Yani o kadar dolmuş olmasına rağmen hel min mezid, daha yok mu? Ve neticede ya Rabbi doldum şeklinde. Yani Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. İşin şakası yok. İşin hakikati o. Şakası yok. Bazen öğrencilere onu diyorum. Yani tabiri caizse haşa, Allah şaka yapmıyor. Allah şaka yapmıyor. Evet, belki çoğu zaten o deminki sohbette de yaptığımda da insanlar canım Cenab-ı Hakk'ın rahmeti şefkati var. Bu kadar insan var beni mi atacak? Şu unutulmamalıdır ki Cenab-ı Hak vasiat rahmeti külle şey buyuruyor. Rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Yine sabakat rahmeti ala gadabi buyuruyor. Rahmetim gazabımı geçmiştir buyuruyor. Ama şu unutulmamalı. Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Adaleti de rahmetini kuşatmıştır. Rahmeti her şeyin üzerindedir. Adaleti de rahmetinin üzerindedir. Adaletsiz bir rahmet, rahmet değildir. Onun için bütün dehşetiyle cehennem çıkar, tevessü etmeye, gittikçe genişmeye, gelişmeye, genişlemeye başlar. Ve tam teçhizatıyla, içindeki bütün özellikleriyle, hani toplu olduğu için teşbih tahta olması, işte yumurta örneği, çekirdek örneği, açılınca içerisinden kanatlarıyla, gagasıyla, ayaklarıyla değil mi? Civcivlerin, kuşların vesairenin çıkması gibi. Tam teçhizatıyla, donanımlı olarak cehennem meydana gelir, denilir. Ve keza bir hadise nazaran zemherir. Yani mesela akla gelebilir ya, cinler mesela dumansız kor ateşten yaratılmış. Peki onlar nasıl cehennemde yanacak? İşte onlarki de zemherir. Soğukla yani. Yani onun için cezanın iki şekli var. Artı ve eksi demekteki sebep o. Onlar da soğukla, zemherir ile cezalandırılır. Zemherir namında burudet ile soğukluğu ile yakan bir ateş vardır. Kışta malumunuz görüyorsunuz. Yani hakikaten o insanın eli herhangi vücudu donduğu zaman sancı yapmaya başlıyor, yakıyor yani. O da sıcak gibi yani. Bu hadiste o nazariyeye mutabıktır. Onunla ilgili burada kaynaklarda zaten verilmiş. Zira merkez ve arzdan, arzın ana merkezinden satına kadar, yüzeyine kadar derece derece artan, her 33 derecede bir derece artan veya tenakus eden ateş veya gittikçe azalan ateş, zemherir de dahil olmak üzere ateşin bütün mertebelerine şamildir. Her derecesi, her katmanı. Hikmet-i tabiiyede, tabiat bilgisinde, fizikte, takarrur ettiği gibi, yerleştirdiği gibi, coğrafyada olsun, fizikte olsun, fende olsun, ortaya çıktığı gibi. Ateş bazen öyle bir dereceye gelir ki, yakınında bulunan şeylerden hararetleri tamamen celp ve cezbetmekle mıknatıs gibi. Sıcaklık o manada kendisine çekiyor. Onları burudet ile yakar, bir yandan soğukluğuyla yakar ve suyu incimat ettirir, dondurur. Yani dondurmasıyla parçalattırır. Çünkü donunca genleşme oluyor. Genleşme olunca parçalatma oluyor. Sual, mezkur hadise göre, yukarıda zikredilen hadise göre, buradaki kaynaklarında da belirtildiği gibi, cehennem arzın merkezindedir, ana merkezinde. Halbuki arz, ki demin de ifade ettiğimiz gibi dünyamız köle atılmış bir nohut tanesi kadar. Halbuki arz cehenneme nispeten bir yumurta kadardır. O kocaman cehennem arzın karnında nasıl yerleşir? Öyle ya, akla gelebilir, mümkündür. Cevap, evet. Alemi mülk, şu mülk alemi, madde alemi, yani alemi şehadet, yani görünen alem. Yani bu görmekte olduğumuz aleme göre cehennem, arzın içindedir diye, karnındadır, içindedir diye cehennemi küçük gösteriyoruz. Ama alemi ahirete mesela ki geniştir. O kadar geniş ki mesela cennet için her bir insana 500 sene genişliğinde bir cennet hayatı buyurunuz. Kaç tane dünya mesafesinde. Ki Efendimizin mesela şu manada her bir sabah namazı için Efendimiz buyuruyor ki her bir sabah namazının farzı için üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha hayırlıdır diyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? 1000 defa sabah namazını kılmış olan bir insan, ki 10.000 defa kıldı, kılanı da düşün ve her bir sabah namazı için bir dünya içindekilerle beraber. Efendimiz aynen böyle buyuruyor. Demek ki bu görmekte olduğumuz aleme göre cehennem arzın içindedir diye cehennemi küçük gösteriyoruz. Ama alemi ahirete nazar. O uçsuz bucaksız alem. Nasıl? İsterseniz kabataslak şöyle bir gösterelim. Alemi ahirete nazara. Mesela kainat bundan 16.6 milyar yıl önce yaratılmış fizik alimlerin ifadesine göre. Işık saniyede 300 bin kilometre hızla gidiyor.
ve ışığı daha yeni yeni dünyamıza gelen yıldızlar var. Düşünebiliyor musunuz? Saniyede 300 bin kilometre hızla gidiyor. 16.6 milyar yıl önce yola çıkmış, daha yeni yeni dünyamıza geliyor. Kur'an'da da Cenab-ı Hak o inna le musi'un buyuruyor. Biz kainatı genişletmekteyiz. Alem ve kainat sürekli genişleme içerisinde. Ona göre büyüklüğünü düşünün. Ama alem ahirete nazaran, cehennem öyle azamet peyda eder ki, büyüklük gösterir ki, binlerce arzları içine alır doymaz. Daha yok mu der. Bu alem-i şehadet, şu göründüğümüz, şahit olduğumuz, içinde bulunduğumuz alem, bir perde gibi, yani soğanın içerisindeki katmanların arasında birbirlerine ayıran zar gibi. Bütün kainat adeta bir soğan kütlesi olarak düşünülür. Her bir alemi diğer bir alemden, dünyayı kabir aleminden, kabiri ahiret aleminden, uykuyu uyanıklık aleminden adeta ayıran arada ince bir zar var. Tül perde gibi veya kalın perde gibi. İçeriyi dışarıya, dışarıyı içeriye göstermiyor. Veya biz içeride dışarıyı çok açık ve net görmüyoruz. Bu alem-i şehadet bir perde gibi onun tevessüğüne mani olmuştur. Genişlemesine, açılmasına tamamen, mesela rule edilmiş bir halı gibi yani. Tamamen bulunduğu zemin itibarıyla geniş olmadığı için o rule edilmiş olan halı tam manasıyla açılamıyor. Binaenaleyh arzın içindeki cehennemden maksat cehennemin kalbi ve cehennemin çekirdeğidir. Onun için daha yani kırılmamış hali, yumurta hali, çekirdek hali. Onun için daha tam kullanıma açılmamış. Ama hazır bekliyor sahibini. Ve keza. Cehennemin arzın altında bulunması, tahtel arzı, yerin altında bulunması, arzın karnında veya arz ile muttasıl, onunla bitişik, yapışık olmasını istihzam etmez. İlla ona bitişik vaziyette olması gerekmez. Zira şems, güneş, kamer, ay, yıldız, arz gibi küreler. Hep şecere-i hılkatın meyveleridir. Yani güneş ve ayı görüyoruz ama dünyamıza yapışık olması gerekmez. Malumdur ki meyvenin altı bütün dalların aralarına şumulu vardır. Meyvenin altı bütün dalların aralarına şumulu vardır. Hepsini de kapsıyor. Şamildir, şumullüdür. Binaenaleyh Allah'ın mülkü pek geniştir. Amin. Ezeli ve ebedi olan bir Allah. Kainatı sürekli genişletmekteyiz diyen bir Allah. Saniyede 300 bin kilometre hızla giden ışığın hızında kainat 16.6 milyar yıldır yolda. Sürekli genişleme içerisinde. Şecer-i hılkatın kainatı yaratılışı adeta bir ağaca benzetiyor Üstad Hazretleri. Ağacın tabiye çiçekleri var, yaprakları var, en önemlisi de meyvesi var. İşte kainat ağacının meyvesi insan ve cinlerdir. En mükemmel meyvesi insandır. Hayvanlar onun çiçekleri, bitkiler onun yaprakları, dal ve budaklar kainatta bulunan etrafa dağılmış olan her şey. Şecere-i hılkatın yaratılış ağacının dalları da her tarafa uzanıp gitmiştir. Alemi ahiret, alemi dünya, cennet, cehennem, güneş, ay vesaire. Cehennem nereye giderse yeri vardır. Bir problem yok. Ve keza bir hadise göre cehennem matvedir. Derlenmiş, toplanmış, yani bükülmüştür. Onun için dedim. Rule edilmiş bir halı gibi. Yani tam açık değildir. Kullanıma açılmamıştır. Demek cehennemin bir yumurta gibi arzın merkezinde mevcut ve bilahare tezahür edeceği mümkünattandır. Demek ki daha sonra tamamen açılıma, kullanıma hazır olacağı, herkes nerenin anahtarını almışsa cennet, cehennem. Mesela cehennemin bir adı da mihattır. Mihat beşik demektir. Annenin çocuğunu, yavrusunu kucaklaması gibi mevadır. Yani cennetle cehennem de mihattır, mevadır, mercidir, masirdir, varılacak yer, döşek, kalma yeri, beşik manasında ve böylece anne yavrusunu kucağına aldığı gibi cennetle cehennem de kendi sahiplerini, yavrularını kucaklayacaktır. Demek cehennemin bir yumurta gibi arzın merkezinde mevcut ve bilahare tezahür edeceği mümkünattadır. Yani burada zikredilmiş olan yine hadis-i şeriflerin burada kaynakları mevcuttur. Burada bakılabilir. Burada mevcuttur. İşte son not olarak şunu da düşüyor. İhtar bir hatırlatma. Cehennemin şimdi mevcut olmadığını mutezileleri, sapık mezhepleri sevk eden bu hadis olsa gerektir. Yani matvi olması, tamamen kullanıma açılmaması. Ki Efendimiz o hakkı söylemiştir. Miraç'tan dönünce
cennetli bir cehennemleri anlatıp tasvir etmek. Hadiste böyle bir tane, 10 tane değil yani. Çok var. Dediğim gibi bunu en hakikaten dehşete düşüren, rahmetlik babamı da çok dehşete düşürmüştü. En çok da onu etkilemişti. Ben de okudum onu. İlahi Nizam İmam-ı Gazali'nin orada cehennem dehşetli bir surette tasvir ediliyor. Üstad bununla ilgili yine mektubat da Risale-i Nur'un birçok yerinde, burada da söyleyecek nerede olduğuna dair, yine mektubat 17. sayfada da cehennem nerededir? 3. bir sual olarak. El cevap. Kul innemel ilmu indallah. İlim Allah'ın nezdindedir. De ki ey Habibim, ilim Allah'ın nezdindedir. İlmin hakikati ondandır. La ya'lemul gaybe illallah. Amin. Gaybı ancak Allah bilir. Cehennemin yeri bazı rivayette tahtel arz denilmiştir. Bazısını hızlı geçeceğim, demin de okuduğumuz gibi. Başka yerlerde beyan ettiğimiz gibi, işaratul icazı demin okuduğumuz gibi, küre-i arz hareket seneviyesiyle, bir senelik dönüşüyle, hareketiyle, ileride mecmai haşir olacak, haşirin toplanma yeri olacak, bir meydanın etrafında bir daire çiziyor. Adeta şu anda güneş ve sistemiyle, dünya ile beraber bir yandan giderken, bir yandan içindeki müşterileri boşaltıyor, yeni müşteriler alıyor. Bununla beraber bir yandan da haşrin mahşerin meydanını çizmiş oluyor. Cehennem ise arzın o medar senevisi, bir senelik dönüm noktası dairesinin altındadır demektir. Görünmemeleri ve hissedilmemeleri perdeli ve nursuz ateş olduğu içindir. Küre-i arzın seyahat ettiği mesafeyi azimede, o geniş dairede pek çok mahlukat var ki, mesela cinler olsun, ruhaniler olsun, nursuz oldukları için görünmezler. Yani melekleri nasıl ki görmüyoruz. Nurdan yaratılmışlar. Bazı yine nursuz oldukları içindir ki, hani değil mi biz mesela bazı şeyleri gecenin karanlığında ışık, aydınlık olmadığı için mevcut oldukları halde görmüyoruz. Işığı yakarsanız görürsünüz. Bazı ehli keşfer kubur, kalp gözü, akıl gözü açık olanlar görebilir. Efendimiz'e de gösterildiği için Miraç'tan gelirken görmüştür. Kamer, ay. Nuru çekildikçe vücudunu kaybettiği gibi veya daha parlak olan güneş çıkınca artık onun ışığı görünmesi oluyor. Nursuz çok küreler, mahluklar gözümüzün önünde olup göremiyoruz. Yani aslında şu bir hakikattır ki göremediğimiz şeyler gördüğümüz şeylerden daha çoktur. Bazen mesela Cenab-ı Hakk'ın varlığı içinde ifade ettiğimiz gibi sesi görmüyoruz. Aklımızı görmüyoruz, vicdanımızı görmüyoruz, ruhumuzu görmüyoruz. Kalpteki o his duygusunu, sevgi, şefkat, merhamet, nefret gibi duyguları görmüyoruz. Çok tatlı, acı yiyoruz ama buna rağmen yandım diyoruz, acı, çok güzelmiş, tatlı diyoruz ama görmüyoruz. Onun için göremediğimiz şeyler gördüğümüz şeylerden çok çok fazladır. Çünkü zaten gözün boyutları bellidir. Görme alanı bellidir, duyma alanı. Yani frekans, belli frekansları duyuyoruz. Diyelim ki kulak 20 desibel sesleri duyuyor, üstünü altını duymuyor. Göz de aynı şekilde belli noktaları görmüş oluyor. Onun ötesini, onun küçüğünü, mesela mikroskopik varlıkları görmüyoruz. Yani mikroskopla ancak görüyoruz. Yine bu odamızın içerisinde milyonlarca diyebilirim inanınız. Milyonlarca santral var burada. Mesela dünyada telefonu olan bütün insanlarla burada konuşsam hepsiyle de konuşabilirim. Ya demek ki bütün istasyonlar, telefonları var. Ondan sonra televizyonunuzu açın, dünyadaki bütün kanallarınızın televizyonuna bağlı olduğunu düşünün. Aynı şekilde. Bunu çok örneklerle çoğaltabilirsiniz ama göremiyoruz. Ne bir alet yoluyla, televizyondur veya telefondur veya radyodur gibi, ancak aletlerle, alıcı vericilerle farkına varıyoruz. Cehennem. Biri Sura, biri Kübra'dır. Biri küçük cehennem, biri büyük cehennem. İleride Sura, o küçük, o cehennem, Kübra'ya inkılap edecek. İçerisindekilerini ona boşaltacak. Ve çekirdeği hükmünde olduğu gibi ileride ondan bir menzil olur. Mesela Efendimiz buyuruyor: El kabru imma ravdatun min riyadil cennet ve imma hufratun min hufratin niran. Kabir ya cennet bahçesinden bir bahçedir veya cehennem çukurundan bir çukurdur. Yani şu anda ölmüş gitmiş olan insanlar kabirlerinde ya cennetin küçük bir örneğini veya cehennemin küçük bir örneğini orada yaşıyorlar. Hesabı ağır olanlar ona göre dünyada düşünsünler gitmeden önce. Yani böylece o küçük olan cehennem müşterilerini kıyametin kopmasından sonra büyüğüne, cennet içinde, cehennem içinde boşaltıyorlar. Cehennem-i Sura, o küçük cehennem, yerin altında yani merkezindedir. Kürenin altı merkezidir. İlmi tabakatil arca malumdur ki, yer küresiyle ilgilenenlerce malumdur ki,
Ekseriye her 33 metre hafriyatta kazıda 1 dereceye hararet tezahür ediyor. 1 derece sıcaklık demin de ifade ettiğimiz gibi artıyor. Demek merkeze kadar nısfı kutru arz, yerin yarı çapı, 6000 küsur kilometre olduğundan 200 bin dereceyi harareti cami. Böylece 6000 küsur metreye inince 33 derecede bir sıcaklık olunca neticede toplam olaraktan 200 bin derecelik bir sıcaklığı. Dünya sıcaklığında hadisinde ifade ettiği gibi 200 derece daha fazla. Yani 200 defa ateşi dünyeviden dünya ateşinden şedid, ağır şiddetli ve rivayet-i hadise muvafık bir ateş bulunuyor. Bu hadis kaynakları da aynen. Cehennem ateşinin sıcaklığını bildiren hadis-i şerif Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi ve Ebu Davud'da da burada nakledilmiş olmaktadır. Evet, şu cehennem-i sura, cehennem-i kübraya ait çok vezaifi, vazifeleri dünyada ve alem-i berzahta görmüş ve ahadislerle işaret edilmiştir. Alem-i ahirette, küre-i arz nasıl ki sekenesini, üzerindeki sakinlerini, müşterilerini, yolcularını, kalanlarını, kiracılarını, medar-ı seneviyesindeki meydan ahşı döker. Artık bitti. Kira kontratı, sözleşmesi bitti. Öyle de içindeki cehennemi surayı, o küçük cehennemi, dahi cehennemi kübrayı, asıl cehenneme emri ilahi ile teslim eder. Ona işi devreder. Ehl-i itizalin, demin de ifade ettiğimiz gibi Mutezile mezhebinin bazı imamların cehennem sonradan halk edilecektir demeleri, hali hazırda tamamıyla imbisat etmediğinden, bir açılma ve açılım içerisine girmediğinden ve sekenelerine, sakinlerine tam münasip bir tarzda inkişaf etmediğinden galattır ve gabavettir. Yani onların görmemeleri, yok demeleri meseleyi anlamamalarından. Hem perde-i gayb içindeki alem-i ahirete ait menzilleri dünya gözümüzde görmek ve göstermek için ya kainatı küçültüp iki vilayet derecesine getirmeli veyahut gözümüzü büyütüp yıldızlar gibi gözlerimiz olmalı ki yerlerini görüp tayin edelim. Aslında insanların Allah'a imandan tutunuz da birçok inanç konularında da görmediğime inanmam diyor. Bu da ne demektir? Yine üstadın ifade ettiği gibi her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir, göz ise maneviyatta kördür. Yani bu neye benzer? Bazen öğrencilere anlatırken örnek veriyoruz. Mesela anne kızına diyor ki evde kızım git çorbaya bak, çorbanın tuzuna bak diyor. Çocuk da geliyor tencereyi açıyor kafasını tencerenin içerisine sokuyor. Anne tuzu görmedim diyor. Yavrum. Öyle bakılmaz ki. Dilinle bak demek. Ama sen bana bak dedin anne. Tamam da yavrum yani tadına gözle bakılmaz. Dille bakılır. Kapı çaldı. Kapı çaldı. Baba dedi ki oğluna oğlum git bir kapıya bak dedi. Çocuk geldi kapıya bakıyor üstüne altına etrafına. Baba baktım diyor. Bir şey göremedim. Nasıl baktın? Kapıya bak dedin işte. Kapıya bak dedin. Buradaki bakma kulak ile. Yani onun için her bir organın kendisine ait bir bakma özelliği var. Manevi olan şeyleri, maddi olan çok affedersiniz, öküzün trene baktığı gibi bakılmaz. O şekilde değerlendirilmez. O hayvanlar için, insanın bakması için akıl var, vicdan var, kalp var, sevgi var, nefret var, değil mi? His var. Bütün maddi manevi duygularını nazara almak lazım, devreye koymak lazım. Vel ilmu indallah. İlim Allah'ın nesindedir. Gerçek her şeyi bilen odur. Ahiret alemine ait menziller bu dünyevi gözümüzde görülmez. Fakat bazı rivayatın işaretiyle ister ayet ister hadis. Ahiretteki cehennem bu dünyamızla münasebetlerdir. Ayırmak mümkün değil yani. Ayırmak mümkün değil. Yani bu dünyadan bu insanlardan ayrı olarak cehennemi düşünmek mümkün değil. Yazın şiddet-i hararetine minfeh-i cehennem denilmiştir. İşte demin de ifade ettiğimiz gibi cehennemin adeta hem üfürüğü hem şiddeti. Cehennemin kaynayıp taşmasından. Yani onun o bir üfürüğü bile, fazlalığı bile, artması bile, taşması bile bir yazın, bir kışın olmasına vesile olmuş oluyor. Demek bu dünyevi küçücük ve sönük akıl gözüyle o büyük cehennem görülmez. Fakat ismi hakimin nuruyla bakabilir. İbretle, anlayaraktan, düşünerekten, tahlil ve tahkik ederek de anlaşılabilir. Yani Kur'an ve hadise, Kur'an-ı Kerim ve hadisi şerife kulak vererek de anlaşılabilir. Şöyle ki, arzın medar-ı senevisi altında bulunan cehennem-i kübra, yerin merkezindeki cehennem-i suğrayı güya tevkil ederek, yerine vekil tayin ederek, bazı vezaifini kendisine ait bazı vazifelerini gördürmüş.
Yani tabiri caizse temsilcilikler gibi. Kadir-i Zülcelal'in mülkü pek çok geniştir. Hikmet-i ilahiye nereyi göstermiş ise cehennem-i kübra oraya yerleşir. Evet bir Kadir-i Zülcelal ve emlikün feyekûne malik bir Hakîm-i Zülkemal. Gözümüzün önünde kemal-i hikmet ve intizam ile kameri arza bağlamış. Yani ayı yeryüzüne bağlamış. Azamet-i kudret ve intizam ile arzı güneşe rapt etmiş. Ve güneşi seyyaratıyla tüm gezegenleriyle birlikte beraber arzın sürat seneviyesine, o senevi dönüşüne yakın bir sürat ile ve haşmet rububiyetiyle yani tüm samanyolu hepsi birden. Bir ihtimale göre Şems-i Şumus yani eskilerin güneşlerin güneşi dediği Vega yıldızına tarafına bir hareket vermiş. Ve donanma elektrik lambaları gibi yıldızları saltanat rububiyetine nurani şahitler yapmış onunla. Saltanat rububiyetini ve azamet-i kudretini göstermiş bir Zat-ı Zülcelal'i. Kemal-i hikmetinden ve azamet-i kudretinden ve saltanat-ı rububiyetinden uzak değildir ki cehennem-i kübrayı elektrik lambalarının fabrikasının kazanı hükmüne getirir. Bir vazifesi de bu. Cehennem-i kübrayı elektrik lambalarının fabrikasının kazanı hükmüne getirip ahirete bakan semanın yıldızlarını onunla işaresi. Yani burada ışık kaynağı gibi. Onunla işal etsin, yaksın, aydınlatsın, ışıklandırsın, onlara ziya vermiş olsun, ışık vermiş olsun. Onun adeta trafosu gibi. Trafosu gibi. Hararet ve kuvvet versin. Yani alemi nur olan cennetten yıldızlara nur verip, cehennemden nar ve hararet göndersin, oradan ateş göndersin. Aynı halde o cehennemin bir kısmını, içerisindeki hapishaneleri, ehli azaba mesken ve mahbes yapsın hapishane. Hem bir fatır-ı hakim ki dağ gibi koca bir ağacı, tırnak gibi bir çekirdekte saklar. Öyle değil mi? Koca tonlarca ağırlığındaki ağaç, aslına bakıyorsun küçük bir çekirdek. Küçük çekirdekten, gram bile olmayan çekirdekten tonlarca ağacı çıkartması Cenab-ı Hakk'ın kudreti için zor mu? Değil. Aynı şekilde. Aynı manada. Elbette o Zat-ı Zülcelal'ın kudret ve hikmetinden uzak değildir ki, küre-i arzın kalbindeki cehennemi suğra çekirdeğinde, cehennemi kübrayı saklasın. Zor değil. O cehennemi suğra çekirdeğini açtığı zaman işte size açılımlı açılmış bir vaziyetle büyük bir cehennem olarak ortaya çıkacak. Yani küçücük bir civcive bakıyorsun veya kartal yumurtası. Bir bakıyorsun ki küçük yumurta avucun içerisine ama kartal içinden çıktıktan sonra öyle büyük oluyor ki kucağa sığmıyor. Demin o ağaç örnek. Onlarca ağaç. Küçük bir çekirdekten. Elhasıl cennet ve cehennem şecere-i hılkattan adeta bir yaratılış ağacı benzetmesinden ebed tarafına uzanıp eğilerek giden bir dalın iki meyvesidir. Meyvenin yeri ise dalın müntehasıdır. En uzak nokta, en nihai nokta. Hem şu silsile-i kainatın iki neticesidir. Yani şairin dediği gibi oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Yani kainat silsilesinin zincirlemesinin adeta iki neticesidir cennet ve cehennem. Neticelerin mahalleri, neticelerin yerleri nedir? Silsilenin iki tarafındadır, iki ucunda. Birinden nur akar, birinden kir. Zaten ayet-i kerimede de وَمْتَازُ لِيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Cenab-ı Hak, artık her şeyin neticelendikten sonra ey günahkarlar, diğer bir ifadeyle, ey zıtlar, iyi, kötü, hayır, şer, şeytan, melek vesaire, iman, küfür, artık bugün birbirinizden ayrılınız. Tüm olumluluklar, olumlar cennete boşalırken, tüm olumsuzluklar, kirler, cehenneme boşalır, hurdalıklar. Süflisi, kıymetsiz ve değer, esferi safilinde olanlar. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمْ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلٍ Süfli, kıymetsiz ve değersiz, sefil ve aşağı olanlar, sakili, ağır olanları, yani nur gibi hafif olmayan, ağır olanları aşağı tarafında, nuranisi, ulvisi yukarı tarafındadır. Hem şu seyri şuuratın, şu akıcı işlerin ki Cenab-ı Hak külle yevmin ve fişen buyuruyor. Allah her an bir iştedir. Kainatta sürekli hareket var. Öyle ki Allah bir şeye iki kere tecelli etmemekte. Sürekli bir değişim var. Adeta bir nehrin akışı gibi. Şu akan kainat ırmağında. Hem şu seyri şuuratın ve mahsulat-ı maneviyeyi arziyenin ki bu cümle bile inanın saatlerce üzerinde durulabilecek büyük hakikatleri cem etmiş oluyor. Onun için insan bu dünyaya iki amaçla gelmiştir. Amelleri yönüyle ekmeye, duyguları yönüyle ekilmeye. Onun içindedir. Mahsulat-ı maneviyeyi arziyenin,
Elmayı yiyorsun, üzerine elham diyor. Elhamdülillah diyorsun. O elma kazuratıyla, kabuklarıyla, şunuyla, bunuyla dünya çöplüğünde kalıyor veya cehennem çöplüğüne boşalıyor. Üzerine söylemiş olduğun elhamdülillah elma olaraktan ebedi ahiret hayatında onu yiyorsun. Bu dünya ahirete cennet ve cehennem olaraktan mahsulat yetiştiriyor. Mahsulat-ı manevi arziyenin iki mahzenidir. Oraya boşalıyor. Mahzenin mekanı ise mahsulatın nev'ine göre, yani yukarıda saymış olduğu süfli midir, nurani midir? Nev'ine göre fenası altında, bozukları altta, iyisi üstündedir. İyileri üste kalmış oluyor, bozukları eleğin altına dökülüyor. Ebede karşı, sonsuzluğa karşı cereyan eden ve dalgalanan mevcudat-ı seyyalenin, bu mevcudat adem aleminden, yokluktan gelip sonsuzluğa doğru kulaç atmaktadır, gitmektedir. Demek ki ebede karşı cereyan eden ve dalgalanan mevcudat-ı seyyalenin iki havzıdır. İki havuz gibi. Havzın yeri ise seylin durduğu, o akışın, akan durumun durduğu ve tecemmu ettiği, havuz gibi toplanmış olduğu, bir araya geldiği yerdedir. Yani habisat-ı pis olanlar, habisat ve tayyibat iki kısımda, Kur'an hep o şekilde tasvir ediyor, beraber zikrediyor habisat ve tayyibat. Habisat-ı pis ve bozuk olanları ve müzahrafatı esfelde, tayyibatı ve safiyatı âlâdadır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de İleyhi yes'adul kelimut tayyib ve vel amelü salih yerfe'u. Kelime-i tayyibe, yani güzel kelimeler ve sözler ve salih ameller gökyüzüne doğru yükselir. Ama habis olanlar ise ağır ve sakil oldukları içindir ki yükselemeyip aşağıda kalır, aşağıya dökülür. Hem lütuf ve kahrın. Bir yandan Cemal isminin, öbür yandan Celal isminin. Bir yandan Latif isminin lütfuyla, diğer taraftan Kahhar, Cebbar, Müntakim isimlerin. Hem lütuf ve kahrın, rahmet ve azametin iki tecelligahıdır. Yani Cenab-ı Hak zatıyla, sıfatıyla ezeli ebedidir. Böylece rahmet ismiyle cennette tecelli ederken, azametiyle ve kahrıyla da cehennemdekiler de orada tecelli etmektedir. Onun iki tecelli makes yeri. Tecelligahın yeri ise her yerde olabilir. Her yerde Cenab-ı Hak tecelli edebilir. Dağın tepesinde de, merkezde de. Rahman-ı Zülcemal ve Kahhar-ı Zülcelal nerede isterse tecelliyatını açar. Ama cennet ve cehennemin vücutları ise 10. söz ve 28. söz ve 29. sözlerde. Nitekim zaten buradaki o iki dal meselesini de 28. sözde de ifade etmişti. Ki bu haşir meselesi, öldükten sonra tekrar dirilme meselesi, yani 10. söz çok kapsamlı, 29. söz hakeza, 28. sözünde sonunda cennet ve cehennem bahsi olaraktan buradaki manayı orada nazara veriyor. Orada bu mesele kat'i ispat edilmiş. Şurada yalnız bu kadar deriz ki, meyvenin vücudu dal kadar ve neticenin silsile kadar ve mahzenin mahsulat kadar ve havzın ırmak kadar ve tecelligahın rahmet ve kahrın vücutları kadar kat'i ve yakindir. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Bu arada kıssadan da bir hissemiz var, hisse alınması temennisiyle. Toplumun açılımı gül gibi olmalı. Aslında Çimeli Köyü Türkiye'nin genelinin küçük bir örneğidir. Kimse yaşantısından memnun değildir. Herkes şikayetçidir. Ta ki Adil Hoca köye imam olarak gelinceye kadar. Köye geleli birkaç ay olmuştur. Köyün gençleriyle ilgilenir. Gün be gün değişiklik kendisini fark ettirmektedir. Köylü de bunun farkındadır. Hoca bir gün camide namazı kıldırmış, dışarı çıkar. Bir kadın belli ki kucağında bir şeyler var ki eteğine koymuş, hocayı beklemektedir. Hocaya, evladım al bu erikleri. Annenin sütü gibi sana helal olsun. Biz şimdiye kadar doğru dürüst bir erik yemedik. Sıpalardan bir türlü sıra gelmedi. Daha olmadan çocuklar bahçeye girer, eriklerin olmasını beklemeden koparırlar. İlk olarak bu sene ağaçlarda erikler kaldı. Bir teşekkür olarak bunları sana getirdim der. Hoca da o yaşlı teyzeye bunları yarın torununa vererek camiye getirmesini söyler. Ve ertesi gün teyze o erikleri torunuyla beraber kurstaki öğrencilere getirir. Öğrenciler böylece ondan yerler. Önceden izinsiz kopararak yediklerini bu sefer sahibinin izni ve getirmesiyle yemiş olurlar. O da yorulmadan ve korkmadan. Bu bize şu olayı hatırlatmış oldu. Bir gün Hazreti Ali mescide namaz kılmak üzere atından iner ve orada bulunan kişiye namaz kılana bakmasını
Namaz kılana kadar bakmasını söyler. Çıktığında ise atı ve güzel yularıyla beraber çalınmıştır. Oğluna 6 akçe verir, pazardan almasını söyler. Oğlu aynı at ve yularını 6 akçeye almıştır. Hazreti Ali ise, eğer bu kişi bu hırsızlığı yapmasaydı, zaten çıkınca kendisine 6 akçe vermeyi niyet etmiştim. Helal yol bırakılmış, harama gidilmiştir. Sonuçta kazanılan aynı olsa da, değer ve değerlendirme hükmü farklı olmuştur. Adil Hoca bir bayram günü yaşlı bir amcayı ziyarete gider. Ancak amca bayram günü olmasına rağmen ağlamaktadır. Sebebini sorunca amca, sevincimden ağlıyorum. Bu yaşıma geldim bir bayram günü. Kalabalık bir çocuk topluluğu yanıma gelip de ilk defa elimi öpmeye geldiler. Şimdiye kadar hiç gelmiyorlardı der. Bergson, Ahlakla Dinin İki Kaynağı adlı son kitaplarından birisinde bilhassa ahlakın bir insan cemiyetinde alçalmış vak'a derkesinden ulvi mefkure seviyesine ancak dindar ve temiz şahsiyetler sayesinde yükselebileceğini kaydeder. Bu görüş, insanlık ve Müslümanlık tarihinde sayısız örneklerle her zaman tahakkuk eylemiştir. Zaten psikoloji ilmine dayanan terbiye sanatı, ananevi yollarında bu umdeye tutunduğu ve yeni bir istikamet verilecek nesilleri bu kabil örnek insanları taklide sevk ettiği nispetle bizden evvelki devirlerde bizden çok mesut insanlar yetiştirmiştir. Gül içten gelişmektedir. Gelişimi içten içe olmaktadır. Bu hizmette yukarıdan inme veya ameliyat ve cerrahi işlemler gibi dışarıdan müdahale ile yara açarak yapılan bir hizmet tarzı olmamalıdır. Bu toplumda içten içe köklü esaslarla ayakta durabilir. İşte bakın asr-ı saadeti hatırlatan yüzlerce hatıradan iki örnek. İnsanların bir zamanlar Allah dedikleri ve Kur'an okudukları için hapsedildikleri bir dönemde Malatya'dan Hüseyin Bozat da merhum mahkemeye çıkarılır. Suçu iman hakikatlerini okumaktır. Ancak avukatları Bekir Berk Bey'in aynı gün ve aynı saatte Elazığ'daki mazlumların savunmasında bulunması gerekmektedir. Haber göndererek Malatya'daki mahkemenin öğlene alınmasını söyler. Sabah mahkemeye çıkılır ve bu durum hakime anlatılarak mahkemenin öğleye doğru alınması söylenir. Hakim ise dosyayı incelediğini ve dolayısıyla bir suç unsuruna rastlanmadığından beraatle sonuçlandırdığını söyler. Bunlar ise kabul etmeyip avukatlarının gelerek kendilerini savunacaklarını söyler. Hakim ise evladım, avukatınız niye gelecek? Sizleri beraat ettirmek için değil mi? İşte ben de bir suç unsuru olmadığından beraat kararını veriyorum. Bunlar ise hala kabul etmediklerini, mutlaka avukatlarının kendilerini savunmaları sonucu beraatlerini beklediklerini söylerler. Bunun üzerine kızan hakim, avukatınız gelsin, burada vaaz etsin, siz de dinleyin öyle mi? Hadi çıkın der. Zorla da olsa beraat ettirir. Ulvi bir dava uğruna hapiste kalmayı göze almak, yüksek bir ruh yapısının göstergesidir. Toplumun buna ve bunun kaynağına ihtiyacı vardır. Bir diğeri ise Kayseri'den Celaleddin abi gibidir. Celaleddin abi gildir. 30 kadar kişilerdir. 15'er 15'er gruplar halinde medreseye gelir, iman ve Kur'an hakikatlerini okurlar. Neden hep beraber toplu olarak gelmediklerinin sebebini ise şöyle açıklar. Eğer hepimiz birden bir araya gelir de hapse atılırsak medrese kapalı kalır. Yarı yarıya yapıyoruz ki bir kısmı hapishaneye girerse medrese kapalı kalmasın, onlar devam etsinler. Davaları yüce olanların idealleri de yüce olur. Bizler toplum olarak cevherimizin farkında değil, sürekli üstünü küllemekte, görmemekte ve de göstermemekteyiz. Şöyle ki, Filipinler'deki rektör bizimle ilgili bir tespitinde şöyle bir örnekle anlatır. Ateş böceği gece aydınlıkta gider ancak önünü aydınlatan ışığın kendisinden olduğunu farkında değildir. İleride bir karıncayla karşılaşır ve ışığı ona çarpınca ışığın kendisinden geldiğini farkına varır. Türkiye'de aynen ateş böceği olup kendi ışığının farkına varmamaktadır. Türkiye ateş böceği, Risale-i Nurlar, sizde bulunan iman hakikatleri onun ışığı, karınca ise bizler ve İslam dünyasıdır. Yıllarca Türkiye'nin nadasa terk edilişi, onun her şeye aç, taze, dinlenmiş, her şeyi kabul edici ve hızla gelişmesi yönünde kamçı olmuştur. Şimdi atılma ve atak zamanıdır. Kavgalarla çok yıpratıldı. Ebu Bekir Şibli bir gün yolda giderken buldukları bir ceviz için kavga eden iki çocuk gördü. Şibli Hazretleri cevizi alıp onlara sabredin. Bu cevizi size paylaştırayım dedi. Sonra cevizi açınca cevizin içi boş çıktı. Bu sırada şöyle bir ses duydu. Eğer taksim yapan ve kısmet dağıtan biriysen şimdi bunu da taksim etsene. Bunun üzerine Şibli Hazretleri bütün bu kavga içi boş bir ceviz için, taksim etmek ise bir hiç içinmiş dedi. Bütün kavgalar içi boş bir ceviz içinmiş. İnanmazsan kırda bak.
Adamın biri Mevlana Camii Hazretlerine gelip şuna şöyle dedim, buna şu cevabı verdim diye gururlanınca Mevlana Camii ona o cevaplarla değil, yarın Allah'a vereceğin cevaplarla meşgul ol deyip gürlemiş. Ahirette mahşer günü Allah'ın huzurunda, Allah'ın hakim ve hakemliğinde biz, yani ben kimi kime karşı savunacağım? İnsanlar kavgayı bırakıp bunları düşünmelidir. Bu millet ne zaman düzelir? Aslında çok da zor bir şey değil. Toplumu temelden yapılandırmalıdır. Adıyaman'daki Seyda'nın ifadesine göre ne zaman sabah namazına, cuma namazına gelenler kadar gelinirse der. Ve bir de ne zaman namussuzlar namussuzlar kadar cesur olursa, namussuzlar kim? Belli olmuyor mu? Mesela adam 30 yıl hapiste yatacağını bile bile gidip adam öldürüyor. Yaptığı işin cürmünün büyüklüğünün farkında değil. Tüm olumsuzlukları bu çerçeveden bakarak toplum bilinçlendirilmelidir. Toplum barıştırılmalı, okulla cami yaklaşmalı, barışmalı. Toplum tıpkı Musa peygamberin kavmini sıfırdan ele aldığı gibi almalı. Özetle şöyle, Musa peygamber 600 bin İsrailliği Firavun'un zulmünden kurtarıp Tih çölüne getirir. Gökten sofra inip bıldırcın ve kudret helvasıyla beslenirler. Ancak bunlar, biz Firavun'un zulmü altında iken bile yeşillikler yiyorduk, onun için soğan ve sarımsak da isteriz. Bunun üzerine Hazreti Musa o halde, Kudüs atalarımızın yurdudur, gidip fethedelim, ekip biçin der. Ancak Firavun'un zulmü o derece ruhlarına sinmiştir ki, oturdukları yerde bile arkalarına bakar, korkar, boğulduğunu gördükleri halde Firavun'un tekrar geleceği endişesini taşırlar. Bunun üzerine ya Musa, sen git Rabbinle savaş, biz arkandan geliriz derler. Bunun üzerine Hazreti Musa, onların soyundan Firavun'u görmemiş, zulmüne şahit olmamış, sadece babalarından hikayesini dinledikleri bu çocukları 40 yıl boyunca eğitip yetiştirerek gider Kudüs'ü fetheder. Toplumumuzun farklı bir topluma ihtiyacı vardır. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.